Terörle müzakere süreci sürüyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten partilere komisyon daveti. Terörist Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı. Erdoğan müzakere yapmadıklarını öne sürdü. Terörle müzakere sürecindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Açıklamalar böyleydi. Meclis Başkanı'nın da bir duyurusu vardı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek muhalefet partilerinden mecliste kurulan komisyona üye vermelerini istedi. Dördüncü yargı paketi yürürlüğe girdi. Terörist başı Karayılan silah bırakmak için 3 şart öne sürdü. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan ise bir kez daha müzakere yapmıyoruz iddiasında bulundu. Hükümetin terörle müzakere sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Çiçek, mecliste kurulan toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili CHP, MHP ve BDP gruplarına yazı gönderdi. Bana doğru iyice gelin omuzumdan. Yazıda partilerden çözüm komisyonuna üye verip vermeyeceklerinin bildirilmesi, üye vereceklerse bunu en geç 6 Mayıs pazartesi gününe kadar bildirmeleri istendi. CHP ve MHP komisyona üye vermeyeceğini açıklarken BDP ise kendisine düşen bir üyelik için henüz isim bildirmedi. Bu süreçte paralel bir diğer gelişme de 4. yargı paketi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan paket yürürlüğe girdi. Paketle birlikte KCK davasından yargılananlara da tahliye yolu açıldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Tahliyeler başladı mı, kaç kişi tahliye? Çok fazla olduğunu düşünmüyoruz ama şu an için bilinen Tahir Canan var. Onun dışında tespit edilemeyen, öngörülemeyen kimse çıkar mı? Doğrusu onu beraberce göreceğiz. Bizim tespitlerimize göre fazlaca bir isim görünmüyor. Öte yandan terörle müzakere sürecinin taraflarından biri olan terörist Murat Karayılan'dan da yeni açıklamalar var. Karayılan silah bırakmak için 3 talepleri olduğunu söyledi. İşte o şartlar. 1. Silah bırakmak için Öcalan serbest bırakılsın. 2. PKK'nın uluslararası terör örgütleri listesinden çıkarılsın. 3. Özel kuvvetler lağvedilsin. Bu müzakere ve görüşme süreci önemli bir düzeye ulaşmıştır. Karayılan silah bırakmak için bu şartları öne sürerken AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan bir kez daha müzakere söz konusu değil iddiasında bulundu. İşte çıkmış şunu söylüyorlar. Pazarlık yapılıyormuş. Tamamen yalandır. Alver süreci varmış. Kuyruklu yalandır. Terör örgütü bu süreçte meşruiyet kazanacakmış. Bu da yalandır.